Yani İslam mı acaba bizi geri bırakıyor? Evet, kendi kendimize soralım. İslam insanları geri bıraksa idi, biz insanız, fıtratımız aynı. Bizden 1000 sene önce, 1400 sene önce yaşayanlar da insandı. Onların da fıtratı aynı. Madem insanları geri bırakıyor, toplumları geri bırakıyor İslam, o zaman Muhammed zamanında da aleyhissalatü vesselam zamanında da geri bırakırdı. Endülüs'te de geri bırakırdı. Yani Endülüs'ün namışanı diye bir namşan nereden geldi? Merihliler mi verdi o namışanı onu? Bütün dünya kitap nedir bilmezken Endülüs'te bir tek köy yok ki kütüphanesi olmaz. Hala şu imkanlara kavuşmuş dünyada, yani cayır cayır saatte 100 bin kitabın basılıp ciltlendiği tesislerin, makinelerin geliştiği şu dünyada hala bütün köylerinde kütüphane bulunan yeryüzünde bir tek ülke yok hala. 1200 sene evvel ve 600-700 sene evvel, yani 1300'lerde işte hayatına son verdiler Endülüs'ün. O zaman bütün köylerinde tarih kitapları yazıyor. İslam tarihleri değil, yani Batı tarihleri yazıyor. Bütün köylerinde Endülüs'ün kütüphane var. Köyler dahil, kasabalar ve büyük şehirler dahil, Toledo'lar, Granada'lar, bilmem ne, Sevil'ler, hepsinde efendiler, sokaklar lambalarla aydınlatılıyor. Elektrik enerjisi falan da yok. Zeytinyağı yakılıyor ve sokaklar lambalarla aydınlatılıyor. Hala şu günün, yani bir baraj yap bir Fırat'ın önüne, elde ettiğin enerji 10 bin köyü, 20 bin köyü ışıklandırır. Bu anda dahi şu hale gelmişiz. Hala bütün köyler ışıklı değil, örneğin Türkiye'nin. Ama bundan 700 sene evvelki Endülüs'ün bütün köyleri ışıklıydı. Evet, aydınlatılıyordu. Batı daha işediği boku nereye atacağını bilmiyor. Sokağa atmış, bu sefer de kokusundan duramaz olmuş. Ya bu kokuya nasıl engel oluruz diye çalış uğraş, kolonyayı bulmuşlar. Hani o delinin dediği gibi, o çivi o duvarın değil, şu duvarın dediği gibi. Yani bunu bir yere yapalım da ortalığı kokutmasın diyeceği yerde. Onu hiç düşünmüyor. Evet, kafası böyle. Kontağa kapanmış motorun ters çalışması gibi çalışan herifler bizi solladı geçti, bizi hiç gözden kayboldular yani. Yok. Niye? Ula aynı din. Endülüs'teki insanları Allah'ın kullarını alır böyle füzeyle götürür gibi yukarılara çıkarır. Muhammed ümmetini o devirlerde böyle yapar. Peki biz kimin ümmetiyiz? Herhalde onun ümmeti değiliz. Yani bir conta eksikliği, bir şanzıman dağınıklığı, bir motor yanıklığı bir şeyler var yani. Koku gelmiyor mu burnumuza? Almıyor mu koku? Var. Var yani. Yoksa niye? Ulan şunun arabası var çalışıyor. Benim arabam var çalışmıyor. Ne var? Seninkinin bir herhalde bir eksiği, noksanı, bir kusuru, bir şeyi var da çalışmıyor. Yoksa araba çalışmasın diye yapılan vasıtaya denmez yani. Çalışsın, binilsin, gidilsin. Seninki yapıyorsun, çalışıyor. Ne der? Gıv 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 diyorsa işte akıyor elektrik de gıv diyor gene. O zaman benzin mi gelmiyor? Acaba ne oluyor? Kapıda açıp bakacağım. Başka türlü yolu yok. Hiç millet baktığı da ya öyle arabanın içinde şöyle yaylanıp duruyor. Araba da gidiyor kabul ediyor kendini. Ha şu görüşçü, bu görüşçü, öte görüşçü, beri görüşçünün yaptığı kendi o koltukta yaylı ya. Yaylandı ya gidiyor. Oturduğum yerde gidilir mi lan? Çocuğum zıp zıp mı ne var yani çocuğum. O da işte gidiyor zannediyor. Hadi o çocuk biz eşek kadar olmuşuz. Öyle. Halimiz bu. Yani aklımızı başımıza almak zorundayız. Disiplinli olmak zorundayız. Disiplin ne demek biliyor musunuz? Disiplin gavurca, Fransızca bir kelime. Türkçesi yani Arapçası ama Türkçe'de kullanılıyor. Ciddiyet demek belli. Hiç baktınız mı lügata aklınıza gelip de? Disiplin eşittir ciddiyet demektir. Ciddiyetin ne olduğunu da açıklamaya lüzum var mı? İşi sıkı tutmak demektir. Evet. Yani şurada 4 gün bile bir programı doğru dürüst uygulayamıyor, uyamıyorsak başıbozuk ordusu gibi kimisinin yakası şu tarafta, kimisinin tüfeği bu tarafa dağılmış, kimisinin matarası yok, kimisinin olmaz mı? Bu ordudan zafer bekleyemezsiniz efendiler. Nefsiniz acı gelebilir, kızabilirsiniz. Kızın hiç umurumda değil. Allah kızmasın. Evet. Olmuyor. Allah rızası için kendinize çekidüzen verin. Sorumlusunuz. Çünkü yani Allah'ın kulları sıfatını, onun dininin mensupları sıfatını taşıyorsunuz üzerinizde. O levhaya, o levha altında, o kavrama, o dine, o dinin sahibine, sahibini küçük düşürücü oluyoruz. Olmayalım. Allah rızası için. Çok önemli.